Yani. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebel Kasim Mustafa Muhammed ve alihi tayyibine tahirin ve ashabihi muntecabin. Hop, konumuz Asaletül Vücut ve itibariyetül mahiyet hakkındadır. Demişti ki meşşailer vücudun asıl olduğunu, mahiyetin itibarı olduğunu savunuyor. İşrakiler de mahiyetin asıl olduğunu ve vücudun itibari olduğunu savunmuşlardır. Biz meşailerin savunmuş olduğu görüşü kitap müellifi diyelim, Allame Tabatabai, Hikmetül Mutaaliye, Ekulu, vücudun asıl olduğunu, yani meşailerin görüşünü savunuyor ve bunun hakkında, kendi iddiaları hakkında bu kitapta 4 tane delil zikretmişlerdir. O 4 tane delilden 2 tanesini okuduk, 2 delil kaldı. Birinci delil, mahiyet üzerinden mahiyetin bir özelliği zikredildi. Mahiyetin kendisine has bir özelliği vardır. Ve o özelliğini de la iktiza şeklinde açıklıyorlar. Mahiyet haddi zatında la had mahiyetin haddi zatında la iktiza, yani ne vücut zatında yatıyor ne de adem kendisinin zatında yatıyor. Ademe ve vücuda oranla eşit bir mesafede olduğunu savunuyor ve onu o seviyeden çıkaran bir şey olması gerekiyor. Onun da vücut olduğunu söylüyor. Vücut dışında başka bir şey söz konusu değildir. Vücutla Adem arasında musavi derecede olan mahiyeti, o musavilik dereceden çıkaran mahiyetin kendisi olamaz. Çünkü mahiyetin kendisi olmuş olsa inkılap gerçekleşir. Mahiyetin kendisi olduğunu söylesek iddia ettiğimiz özellikten çıkarmış oluyoruz. Oysa o özellik onun zatında söz konusudur ve onu o seviyeden, o özellikten çıkaran onun dışında bir şey olması gerekiyor. Onun da vücut olduğunu söylüyoruz. Çünkü vücut dışında başka bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla mahiyeti o seviyeden çıkaran vücut ise vücut asıldır, mahiyet itibaridir, kabul etmek zorunda kalırız. Bu birinci delildi, birinci delilin özetiydi. İkinci delil de yine mahiyetlerin kendisine has, kendilerine özgü bir özellik vardır. Bu özellik de her mahiyetin ifade etmiş olduğu mana, diğer mahiyetin ifade etmiş olduğu manadan farklıdır. Yani mahiyetler arasındaki ihtilaf mahiyetlerin zatından kaynaklanılıyor. Mahiyetlerin arasındaki farklılık ve ihtilaf mahiyetlerin zatından kaynaklanılıyorsa, o zaman mahiyetleri birbirine hamletmemiz imkansız olması gerekiyordu. Çünkü hamil ittihadı gerektiriyor. O ittihat da mahiyetlerin zatında ittihat diye bir şey söz konusu değildir. Normalde eğer biz mahiyet dışında mahiyetlerin arasındaki ittihadı sağlayacak bir şeyin var olduğunu kabul etmezsek, biz normalde hamilleri gerçekleştirmememiz gerekiyordu. Oysa biz bakıyoruz ki biz hamilleri gerçekleştiriyoruz. Biz mahiyetleri birbirine hamledebiliyoruz. Mesela ben diyorum ki cisim bir mahiyettir. Abiyat da bir mahiyettir. Cisim abiyattır diyorum. El cismu abiyadu diyorum.
İnsan bir mahiyettir, hayvan bir mahiyettir. El insanu hayvanun diye biliyorum. Bu hamil ittihadı gerektiriyor. Mahiyetler ise zati itibariyle birbirinden farklıdır. Temayüz gerektiriyor. Birbirinden ayrıdır. Onları birbirine hamle ettirmemizi sağlayacak bir unsur olması gerekiyor. O unsur mahiyetlerin kendisinden kaynaklanan bir unsur olduğu söz konusu değildir. Onun dışında olması gerekiyor. O da vücuttur. Dolayısıyla diyoruz ki madem ki vücut bunların arasındaki ittihadı gerçekleştiriyorsa o zaman vücut asıldır, mahiyet itibaridir. Bu iki delili zikretmiştik. Üçüncü delile geçiyoruz. Üçüncü delil de yine mahiyetin bir diğer özelliğini, üçüncü bir özelliği zikrediyor. Ve mahiyetin bu üçüncü özelliği üzerinden vücudun asıl ve mahiyetin de itibari olduğunu bize açıklamaya çalışıyor. Şöyle diyor, Burhanun aher el mahiyetu tucedu bi vücudin hariciyin. Feteterettebu aleyha atharuha. Şimdi mahiyeti bir herhangi bir mahiyeti tasavvur ediniz, dikkate alınız. İnsan mahiyetini, ateş mahiyetini dikkate alın ki ateş en belirgin bir şeydir. Yahut da su mahiyetini dikkate alınız. Bu mahiyet diyor ki dışarıda, burada vücudun harici yani zihne karşı, zihnin ötesinde mahiyet bulunmaktadır. Ve feteterette bu aleyha atharuha ve kendisine ait olan eserleri de gerçekleşiyor. Mesela farz edelim ateşi dikkate alırsak dışarıdaki ateşin eseri nedir? Yakıyor, yakıcılıktır. Su, dışarıdaki su, sunun eseri nedir? Seyyal oluşudur veyahut da mesela farz edelim susuzluğu gidermektir. Yahut da mesela diyelim ıslaklığı gerçekleştirmektir. Ve tucedu bi aynihâ ve bi vücudin zihniyin. Bu mahiyetin aynısı bizim zihnimizde de mevcuttur. Dikkat edin. Buradaki incelik şudur. Dışarıdan bir mahiyet, biz diyoruz dışarıda mahiyet vardır. Bir ateş dışarıdadır. Su dışarıdadır. Dışarıdaki ateşin kendisine has bir eseri vardır. O eser nedir? Yakıcılıktır. Etrafındakilerini yakıyor. Bir su vardır. Dışarıdaki su, sunun özelliği nedir? Seyyaldır. Hareket ediyor. Sunun olduğu yerlerde ıslaklık gerçekleşiyor. Aynen bu su benim zihnimde de geliyor. O mahiyet benim zihnimde de şekillenmiş oluyor. Ateş de benim zihnime de gelmiş oluyor. Diyor ki yutucedu o mahiyet bulunuyor. Bi aynıha bi vücudin zihniyye. Bir vücudu zihnisi de vardır. Tabi eğer vücudu zihniyle vücudu harici arasında bir tetabuk söz konusu olmazsa bu kazip olmuş oluyor. Sadık olmuyor. Bir kaziyenin sadık olabilmesi için zihnimizde yani bir iddianın sadık olabilmesi için zihnimizde tasavvur etmiş olduğumuz anlam, algı dışarıdaki gerçeklikle uyum içerisinde olması gerekir. Yani ona tatbik olunması gerekir. Ona mutabık olması gerekiyor. Ben eğer insan zihninde bir insan söz konusuysa o dışarıdaki insanla mutabakat içerisinde olması gerekiyor. Eğer benim zihnimde bir ateş söz konusuysa dışarıdaki ateşle mutabakat içerisinde olması gerekiyor ki ben diyeyim ki benim iddia ettiğim ateş yakıcıdır dediğim zaman o kaziye sadık olmuş olsun.
Eğer benim zihnimdeki şekillenmiş olan mahiyet dışarıdakiyle tatabuk içerisinde değilse, o zaman benim yapmış olduğum iddia doğru değildir. İddianın doğru olması için benim zihnimdeki iddia dışarıdakiyle uyum içerisinde, tatabuk içerisinde olması gerekiyor ki bu konu geniş bir şekilde vücudu zihnide bir fasıl olarak açılıyor. Orada ileride vücudu zihniden bahsedilirken orada bu konu geniş bir şekilde açıklanılacaktır. Kemaseye eti diyor. Ama benim zihnimde şekillenmiş olan o mahiyet فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْآثَارِ O dışarıdaki mahiyetin gerçekleştirmiş olduğu, o dışarıdaki mahiyetin sahip olmuş olduğu eserlere sahip değildir. Yani dışarıdaki ateş yakıyor ama zihnimdeki ateş yakmıyor. Dışarıdaki ateş yer kapmış, zihnimdeki ateş yer kaplamamış. Dışarıdaki su seyyaldır, hareket ediyor ama zihnimdeki su durakandır, seyyal değildir. Dışarıdaki su şey yapıyor, ıslaklığı gerçekleştiriyor ama zihnimdeki su ıslaklığı gerçekleştirmiyor. Bütün mahiyetler için bunu tasavvur edebiliriz. Bunlar aynı olmasına rağmen biz bakıyoruz ki dışarıdaki mahiyet eser sahibidir. Ama zihnimdeki mahiyet o esere sahip değildir. Öyleyse burada bir farklılık olması gerekir. Bu farklılık neden kaynaklanıyor? Velau lem yekunil vücudu huvel asil. Eğer dışarıdaki o eserlerin vücuda ait olduğunu söylemesek, mahiyete ait olduğunu söylesek, yani o dışarıdaki vücut asil ve o eserlerin vücuda ait olduğunu söylemesek, ve kânetil esâletu lil mahiyeti ve esâlet mahiyetindir. Yani dese ki o dışarıdaki hakikat mahiyettir dersek, ve hiye mahfuzetun fil vücudeyni ve her iki alanda da bu mahiyet mevcuttur. Hem dışarıda mevcuttur hem zihinde. Lem yekun farkun beynehuma. Aralarında bir fark olmaması gerekir. Yani dışarıdaki eser sahibi ise zihnimdeki mahiyet de eser sahibi olması gerekiyor. Oysa ve batılın tali batıldır. Yani burada eserin var ol farklılığın var olduğunu görüyoruz. Dışarıdaki bu eser sahibidir ama zihnimdeki ise eser sahibi değildir. İkisinin arasında bir fark olmaması gerekirken ama biz bakıyoruz fark vardır. Yani tali batıldır manası fark olmaması gerekirken ama fark vardır. Bu tali batıldır. Tali batıl ise fel mukaddemu misluhu. O zaman mukaddem de batıldır. Öyleyse mahiyet dışarıda asıl değildir. Eğer dışarıdaki mahiyet asıl olmuş olsaydı ve o eserler mahiyete ait olmuş olsaydı ve aynı mahiyet benim zihnimdedir, o zihnimdeki mahiyette o esere sahip olması gerekiyorken yok, böyle bir şey söz konusu değildir. Biz buradan şu neticeye varıyoruz ki dışarıdaki eserler mahiyete ait değildir, vücuda aittir. Dolayısıyla vücut asıldır. Mahiyet bir tebedir, itibaridir. Bu da üçüncü delildir. Dördüncü delile geçiyoruz. Bu delil bağlamında eğer hocalarımızın bir şeyi varsa eklemek istedikleri yahut da sordukları bir şey varsa sorsunlar. Yoksa biz diğer delile geçelim. Hocam o vücudi zihni dediniz ya. Evet. Mesela bu vücudi zihni diyelim ki dışarıda olmayıp da zihnimizde var olanlara da diyebiliyor muyuz vücudi zihni? Mesela ejderha gibi. Ejderha gibi biz vücudu zihni biz ejderha gibi biz mahiyet vardır. Onun mahiyeti bizim bir algı vardır zihnimizde.
Ama o dışarıdaki ejderha aslında o vücuduna aittir, mahiyetine ait değildir. Vücudu asıldır, mahiyeti asıl değildir. Mahiyeti bir tebe-i vücut ya itibaridir diyoruz ya bir tebe-i vücut gerçekleşmiştir. Hocam bir de şöyle gibi mesela gul ve anka gibi zihni varlığı vardır ama vücudi harici yoktur. Bunlar bazı şeyler zaten bu hayal gücü bazı alimler bunu diyorlar. Diyorlar ki insandaki yeti Allah'ın kudretini temsil eden yeti nedir? Hayal gücüdür. Allah'ın kudret sıfatı insanda hayal gücünde tecelli etmiştir. Hayal olarak insan elbette şunu dikkate alınız bilelim. İnsan yoktan bir şey öğretemiyor. İnsanın zihninde Tabii. şekillenmiş olanlar ya dışarıdan direktmen insanın zihnine gelmiştir ya da montajdır. Mesela farz edelim biz dört kanatlı insan diyoruz. Ya mesela gaul diyoruz. Elbette gaul manası nedir? Anlamı nedir? Gaul hakkında bir şey korkunç bir varlık. Yani bizim dilde dev deniliyor. Bizim Tamam. dilde dev. Dev diyor. Aynen dev deniliyor. Dev deniliyor. Ama şeyi nedir? Tarif getirilmiyor. Yani bir şeye Tabii. benzetilerek. Bir şeye benzer. Yani korku kaynağı. Tabii. Korku kaynağı. Yoksa siz onun hakkında bir tarif getirip bu dev şöyledir, böyledir denilmiyor. Biz var olan, bakın insanın Zat-ı Bari Teala ile insan arasındaki temel fark budur. Dikkat ediniz, varlıklar içerisinde Allah'a en çok donanım bakımından diyorum ha. Varlıklar içerisinde donanım bakımından en çok Allah'a yakın olan yani benzeyen varlık insandır. Ama insan dahi insanla Allah arasındaki temel farklardan bir tanesi budur ki Allah'ın icadı benzersizdir. Ama insan benzersiz bir şey icat edemiyor. İnsanın icat etmiş olduğu hatta hayal ettikleri şeyleri hepsi montajdır. Ya keşiftir, var olanları keşfediyor yahut da montaj ediyor. Montaj nasıl montaj edilir? Mesela farz edelim biz gol dediğimiz bu dev dediğimiz varlık. Ya dört kanatlı insan. Dört kanatlı insan dışarıda yok ki. Dört tane kanatı olan insan dış alemde söz konusu değildir. Ama kanatlar dışarıda var mı? Var. İnsan dışarıda var mı? Var. Bunu montaj ediyor insan kendi zihninde. Ve montaj yoluyla birçok şey öğretebiliyor. Ama hepsi montajdır. Ham maddesi kendisine ait değildir. Ham maddesini dışarıdan alıyor. Bütün ham maddelerin tamamı başkasına aittir ki Zat-ı Bari Teala'dır. İnsan gelip o Zat-ı Bari Teala'ya ait olan ham maddeleri alıyor ve montajlıyor. Farklı farklı şeyler öğretiyor, montaj ediyor. Ha, hayal gücüyle birçok şey gerçekleştirebilir. Ben hayal gücümle bir an olarak büyük bir kasır, büyük bir saray yapabiliyorum zihnimde. Zihnim o kadar güçlüdür, hayal gücüm güçlüdür. Bir an olarak kun feyekundur. Yani kun feyekun gibidir. Fark şey yoktur. Yani zamansal bir fark söz konusu değildir. Hemen gerçekleştirebiliyor. Ama o zihninde tasavvur etmiş olduğu şeyleri dışarıda bilmek için büyük bir zaman alıyor. Dolayısıyla biz kendi zihnimizde tasavvur ettiğimiz şeylerin tamamı illa dışarıda olması gerekmiyor. Biz bazı şeyleri montaj yoluyla da kendi zihnimizde oluşturabiliyoruz. Ha, ama bunlar illa dışarıda olması söz konusu değildir. Ama bizim burada bu delilde bahsedilen şey
dışarıda mahiyeti olan şeylerdir. Mesela farz edelim insan, kendisine insan dediğimiz şey dışarıda mevcuttur. Kendisine ateş dediğimiz şey dışarıda mevcuttur. Kendisine su dediğimiz şey dışarıda mevcuttur. Ve o dışarıdaki örnek kendisine ait bazı eserleri vardır. Bazı özellikleri vardır ki mesela ateşin eseri nedir? Yakıcılıktır. Sunun eseri nedir? Islaklıktır, seyyallıktır. Özelliği nedir? Seyyallıktır. Ama bu benim zihnime de geliyor. Zihnimde de vardır. O dışarıdaki, eğer biz dışarıdaki asıldır. Zihnimdekiyle dışarıdaki tatabuk vardır. Birbiriyle uyum içerisindedir. Eğer dışarıdakinin aynısı benim zihnimde ise o zaman benim zihnimdeki de o eserlere sahip olması gerekiyor. Biz bakıyoruz ki aynı olmasına, eğer aynı olmamış olsaydı ben zihnimdeki tasavvur üzerinden dışarıya gidemezdi. Bakın dikkat edin, eğer aynı olmamış olsaydı, ikisinin arasında bir şey tatabuk olmamış olsaydı, aralarında bir uyumluluk olmamış olsaydı ben zihnimdekinin üzerinden dışarıdakine gidemiyordum. Ama ben bakıyorum ki ben zihnimin üzerindekinden dışarıya gidebiliyorum. Ama dışarıdakinin özellikleri benim zihnimde olanla aynı olmasına rağmen o şeyler eser yoktur. Buradan şöyle bir neticeye varıyorum ki o dışarıdaki eserler mahiyetin kendisine ait değildir. Belki vücuda aittir. O vücut eserleri gerçekleştiriyor, mahiyette vücuda bir tebe olarak ya itibarı olarak şekillenmiş oluyor. Ve dün söylediğim o noktayı da dikkate alınız, o sürekli sizin zihninizde olsun kanatımca, o çok açıklayıcıdır. O söylediğim nokta da budur. Ben yani mahiyetler varlıkların varlık aleminde üstlenmiş oldukları rollarına işaret ediyor. Yani her varlık dışarıda varlığıyla beraber varlık vücut yapısına uygun, varlık yapısına uygun bir rol üstlenmiştir, bir görev üstlenmiştir. Zat-ı Bari Teala tarafından bu görev verilmiştir. Her varlığa varlığı yapısı gereği Zat-ı Bari Teala tarafından bir görev verilmiştir ki dün ben söyledim, örnek getirdim, dedim sosyal hayatta insanlara taktığımız isimler gibi. O görevleri belirleyen, o görevleri ifade eden şeye biz ne diyoruz? Mahiyet diyoruz. O bizim zihnimizdedir. Yani aslında dışarıda o vücuttur. O vücut onu gerçekleştiriyor. Biz vücut dediğimiz zaman o vazifeyi açıklamıyor. Vücut dediğimiz zaman bütün varlıklar arasında mevcuttur. Varlığın, bir varlığın diğer varlıktan farklılığı ve bir varlığın diğer varlıktan farklı olarak hangi görevi üstlendiğini biz bilmiyoruz. Vücut sözcüğü onu ifade etmiyor. Vücut sözcüğü sadece onun terde adem yaptığını ifade ediyor. Ama onun görevini ifade eden ki sözcük nedir? İşte mahiyet. İnsan dediğimiz zaman insanın varlık aleminde üstlenmiş olduğu rol nedir? Mesela diyelim ki, farz edelim ki yeryüzünde Allah'ın halifeliğini yapmaktır. Melekin üstlenmiş olduğu rol nedir? O kendisi Zat-ı Bari Teala kendisine vermiş olduğu bir rol vardır. Ateşin üstlenmiş olduğu bir rol vardır. Nedir? Yakıcılıktır. Su'nun üstlenmiş olduğu bir rol vardır. Nedir? Mesela ıslaklıktır. Susuzluğu gidermektir ve buna benzer. Mahiyet denildiği zaman vücut anlamında değildir. Mahiyet denildiği zaman dışarıda var olan varlığın varlık aleminde üstlenmiş olduğu rolü beyan eden bir kavramdır. Hop. Diğer delile geçiyoruz. Burhanun ahir. Bir diğer delil, dördüncü bir delil, mahiyetin asıl ve vücudun itibari olduğuna
olduğunu ispatlayan diğer dördüncü delil de budur. Diyor ki el mahiyetu min haythu hiye testevi nisbetuha ile takaddumi ve teahhuri. Bakın burada da bu delilde de bazı nitelikleri, bazı vasıfları zikrediyor. Takaddum, teahhur, şiddet, zaf, kuvvet, fiil bunlar bazı haletlerdir. Bazı niteliklerdir. Şimdi bir mahiyeti tasavvur ettiğimiz herhangi bir mahiyeti dikkate aldığımız zaman bu zikrettiğimiz niteliklere oranla eşit derecededir. Yani şimdi biz mahiyet nasıl ki dedik vücut ve ademe oranla eşit mesafededir demiş idik ise burada da diyoruz ki bazı nitelikler vardır. Mesela takaddüm ve teahhür diyoruz. Ne diyoruz? Şiddet ile zah diyoruz. Kemal ile nakıs diyoruz. Ve tekuvve ile fiil diyoruz. Bunlar haletlerdir, niteliklerdir. Biz herhangi bir mahiyeti dikkate aldığımız zaman insanı alın, hayvanı alın, ateşi alın, su alın. Bunların bu mahiyetlerden hangisini alırsanız zihninizde tasavvur ediyorsanız ediniz bu zikrettiğimiz niteliklere oranla eşit mesafededir. Yani mahiyet min haysuhiye de mahiyet bir mahiyet mahiyette ne takaddüm vardır ne teahhur vardır. Ne şiddet vardır ne zaaf vardır. Ne kuvve vardır ne bilfiil vardır. Ne kemal vardır ne noksanlık vardır. Mahiyet bir mahuve bir mahiyet mahiyeti tasavvur ettiğimiz zaman bunların hiçbirisi zatında zorunlu değildir. Onun için hepsini de hamle de edebiliriz ona ve hepsini de ondan ne yapabiliriz? Sel de edebiliyoruz. Zatında böyle bir şey söz konusu değildir. Lakinnel umurel mevcudete fil harici muhtelifetun fi hadihil evsafi. Ama dışarıdaki varlıklara biz baktığımız zaman bu evsaflar arasında muhteliftir. Birisine diyoruz mutakaddimdir. Birisine diyoruz müteakkirdir. Birisine diyoruz ki şedittir. Birisine diyoruz zayıftır. Birisine diyoruz ki bil kuvvedir. Birisine diyoruz ki bil fiildir. Yani dışarıdaki gerçeklikleri, hakikatları biz bu vasıflarla vasıflandırabiliyoruz. Ama mahiyet bir mahiyet mahiyette böyle bir şey söz konusu değildir. Bunların hepsine oranla eşit derecededir. O zaman bunlarla vasıflandırılmasına sebep olan şey nedir? Mesela diyoruz ki lakinnel umurel mevcudete fil harici muhtelifetun fi hadil evsafi fe ba'duha mutakaddimun ev kaviyyun. Bazıları mutakaddimdir ve bazıları da kavidir. Neye oranla? Mesela illeti me'lule oranla değerlendirdiğimiz zaman illet mutakaddimdir, me'lul müteahhirdir. İllet mutakaddimle vasıflandırılıyor, me'lul ise müteahhirle vasıflandırılıyor. İllet kavilikle vasıflandırılıyor ama me'lul zayıflıkla vasıflandırılıyor. Kel illeti diyor. Ve ba'duha bi hilafi zalike. Bazıları da bunun tam zıttı kel ma'lul gibi. Ma'lulü biz müteahhirle vasıflandırıyoruz ve zayıflıkla vasıflandırıyoruz. Ama illeti ise hem mütekaddim olmakla vasıflandırıyoruz hem de kavilikle vasıflandırıyoruz. Ve bazıları da vasıflandırıyoruz diyoruz ki bil kuvvedir ve ba'duha bil kuvve ve ba'duha bil fiil. Mesela farz edelim yumurta şeye oranla tavuğa oranla nedir? Bil kuvvedir. Yani biz yumurta diyoruz tavuktur. Bil kuvvet tavuktur. Yahut da bir cevizi düşününüz. Bir cevizde ceviz ağacı olma kuvvesi kendisinde vardır. O yeti kendisinde vardır. Yahut da bir nutfeyi düşününüz. Bir nutfenin insan olma yetisi vardır. Biz nutfeye el insanu bil kuvve diyebiliyoruz. Çünkü o insan olma yetisi kendisinde vardır.
ceviz için bilkuvvel ağaçtır, ceviz ağacıdır diyebiliyoruz. Bak, kuvve ile vasıflandırıyoruz. Ama şimdi ne diyoruz? Şimdi vasıflandırıyoruz. Diyoruz ki mesela nedir? Nutfedir. Şimdi diyoruz ki nedir? Mesela farz edelim cevizdir. Demek ki bazıları bil kuvvedir, bazıları da bil fiildir. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْاَسِيلِ Eğer dışarıda bunu bu vasıflarla vasıflandırılan vücut olmamış, o asıl olan vücut olmamış olsaydı, kâne ihtilafu hâdihi sifâti müstennideten ileyha. O zaman bu ihtilaflar neye vasıf, neye istinad edilmesi gerekiyor? Mahiyete istinad edilmesi gerekiyordu. Ve hiye mütesaviyetun nisbeti ile cemi. Oysa o, onun özelliğini bir söyledi ki mütesaviyun nisbedir hepsine oranla. O zaman ne olmuş oluyor? Hâda hulfur. Yani biz mütesaviyun nisbe farz ettiğimiz şey, bu sefer mütesaviyu eğer bunlarla vasıflandırırsak, yani mütesaviyun nisbe değildir, kendimizle çelişmiş oluyoruz. Bu hulftür. Ve bu dolayısıyla biz burada netice alıyoruz ki o dışarıda bu niteliklerle vasıflandırılan mahiyet değildir, vücuttur. Mahiyet haddi zatında bunların hepsine oranla eşit derecededir. Ve eğer dışarıda bu niteliklerle vasıflandırılan bir şey varsa vücuttur, mahiyet değildir. Dolayısıyla vücut asildir ve mahiyete itibaridir. Bu dört tane delil vücudun asıl ve mahiyetin itibari olduğu için burada zikretmiştir. Elbette buyuruyor, diyor ki ve hunaka hucacun uhra mezkuretun fil mutavvelat, diğer uzun yazılmış, detaylı yazılmış olan kitaplarda başka deliller de vardır. Biz artık burada onları zikretmiyoruz. Burada bu dört delille yetiniyoruz. Ve ondan sonra diğer şeye geçiyor. Bir bazıları bu sefer asaletül mahiyeti savunanların bir delilini getiriyor. Ve o getirmiş olduğu delili de diyor ki medhuletun. O delil nedir? Medhuldir. Yani edilgendir. Duhulu kabul eden edilgenliktir. Yani çürüktür manasındadır. Edilgen olan, çürütülebilen bir delil olduğu için onu medhul ile, medhuletun ile vasıflandırıyor. Diyor velil kailine bi asaletil mahiyeti ve itibariyetil vücud. Diyor ki mahiyetin asıl ve vücudun itibari olduğunu savunanlar için de hüccecun medhuletun. Bazı deliller vardır, kendileri için de delilleri vardır. Ancak onların delilleri medhuledir. Yani nedir? Çürüktür. Yani edilgendir, eleştirilebiliniyor diyor. Mesela o delillerden bir tanesini burada zikrediyor. Kekavlihim lev kanel vücudu asilen. Bu ibare biraz şeydir, dikkat ediniz. Diyor ki lev kanel vücudu asilen. Eğer vücut asil olmuş olsaydı, kâne mevcuden fil harici, o zaman dışarıdan mevcut olması gerekiyor. Felehu vücudun ve li vücudihi vücudun feyeteselsel ve huve muhalu. Bu da muhaldir. Şimdi bu ne demek istiyor? Diyor ki eğer biz normalde, ben geçenlerde de, biz bir vasfı bir mevzuya hamlettiğimiz zaman, mesela farz edelim biz ne diyoruz? Diyoruz ki el insanu alimun. Biz burada alim mehmuldur, insan da mevzudur. Biz insana alim diyebilmemiz için insan zattır. O zatı dikkate alıyoruz. Ve bu alim de vasıf olduğu için bunun bir mebde-i iştikakı olması gerekiyor. Yani bir kökü olması gerekiyor. O alimin kendisinden hikayet ettiği kök, ki mebde-i iştikak deniliyor.
biz o kökü insana izafe etmeksizin biz insana alim diyemiyoruz. Biz insana alim diyebilmemiz için alim sözcüğünün kendisinden intiza edilmiş, kendisinden iştikak edilmiş olan o kökü ki ilimdir, onu o insana izafe etmemiz gerekir. Yani bir zat söz konusudur ki insandır. Bir de ilim söz konusudur ve biz bu insanı ilmi insana izafe ettikten sonra ilimle insan bitiştikten sonra ben o insana alim diyebilirim. Ben insana alim diyebilmem için muhakkak ve muhakkak o mebde-i iştikakı o zata izafe etmem gerekiyor. O mebde-i iştikakı zata izafe etmeksizin ben insana alim diyemiyorum. Bütün vasıflarda böyledir. Mesela el insanu kadirun. Kadiri insana izafe şey vas insanı kadir ile vasıflandırabilmem için kadirin kökü nedir? Mebde-i iştikakı nedir? Kudrettir. Öyleyse o insan olarak, zat olarak kabul ettiğim insan dışında bir kudret vardır. O kudreti insana izafe ediyorum ve o kudret insanla bitiştikten sonra insana kadirdir diyebiliyorum. Bunu biz dikkate aldığımız zaman eğer mahiyete biz bir vücut hem mevcudun diyor isek o zaman burada da böyle bu mebde-i iştikak olması gerekiyor. Mesela farz edelim. El insanu mevcudun dediğimiz zaman o zaman insan bir zattır. Mevcudun vasıftır. Bunun mebde-i iştikakı olması gerekir ki vücuttur. Vücut insan olan zattan ayrıdır. Ben vücudu insana ekledikten sonra o zaman mevcudun diyorum. O zaman el insanı yani sanki burada el vücudu mevcudun diyorum. O zaman vücudun mevcut dediğim zaman diyorum ki vücuda da mevcudunu izafe edebilmem için vücut bir zattır. Ona mevcut el vücudu mevcudun diyebilmem için o vücuda bir vücudu izafe etmem gerekiyor. Ve o diğer vücudaki zat olarak kabul etmiş olduğum o vücuda izafe ettikten sonra o iki tane vücut birleştiği zaman diyorum ki el vücudu mevcudu. Bu mevcut için de aynı durum söz konusudur. Yani haml ettiğim mevcutların tamamında el vücudu mevcudun, el vücudu mevcudun, el vücudu mevcudun feyetesensel ila gayri nihaye. İla gayri nihaye. Nihayet size kadar gitmem gerekiyor. Teselsül de batıldır. O zaman ne diyorum? Diyorum netice alıyorum. Diyorum ki bu teselsülün batıl olduğuna göre ben diyorum ki buradaki asalet nedir? Mahiyettir. Vücut değildir. Bu delil bunu diyor. Diyor ki eğer levkanel vücudu asilen, eğer vücut asil olmuş olsaydı, kanem mevcuden. Hop, el vücudu mevcudun. Hop, el vücudu mevcudun. Ben vücuda mevcut olarak diyebilmem için, o zaman mevcudun mevde-i iştikakı nedir? Vücuttur. Öyleyse o da mevcut olması gerekiyor. Onun mevde-i iştikakı nedir? Vücuttur. O da mevcut olması gerekiyor. Onun mebde-i iştikakı nedir? O da mevcut. O da vücuttur. O da mevcut olması gerekiyor. Bu ila dir felehu vücudun ve li vücudihi vücudun feyeteselsel. Ve böylelikle teselsül şekilleniyor. Ve huve muhalun. Bu muhaldir. Dolayısıyla biz el vücudu asıldır diyemiyoruz. Ne diyeceğiz? Kabul edeceğiz ki el mahiyetu el mahiyetu asiletun. Asıl olan mahiyettir. Bu delili getirmiş, şey yapmış, kendileri bu delili zikretmişlerdir. Şey bunu reddediyor.
Nedir ismi? Allame Tabatabai bu delili reddediyor. Allame Tabatabai cevabından şöyle diyor. Ve ucibe anhu bi annel vücuden mevcudun. Diyor ki evet, biz mevcudu yani ism, vasıf şeklindeki olan mahmulları biz normalde mevzuya hamlettiğimiz zaman iki şekildedir. Bazen sizin söylediğiniz şekildedir. Sizin söylediğiniz şekilde. Yani nedir? Yani biz mevzuya o vasfı nitelendire hamledebilmemiz için, mahmulu hamledebilmemiz için o mebde iştikak olması gerekiyor. O söylediğim örneklerde olduğu gibi. Ama bazı örneklerde öyle değildir. El beyadu, el cism, el beyadu, abiyadu. El beyadu, abiyadu demek istediğim zaman bu abiyadu da vasıftır. Yani el beyada beyadı eklemem gerekiyor ki ona abiyad diyebilmem lazım. Yok, burada subut yani el beyadu sabitun manasındadır. Bu mebde-i iştikaka gerek yoktur. Biz şimdi burada el vücudun mevcudun dediğimiz zaman el beyadu ebyadun gibidir. Ebyadu gibidir. El, dolayısıyla her ne kadar bazı yerlerde bu sifat mahmula hamledildiği zaman mebde-i iştikak ona izafe edilmeden yapılmıyor ise de ama her yerde öyle değildir. Sen her yerde bu kaideyi cari edilmeye gerek yoktur. El beyadu ebyadu da. Meğer biz getirip bu beyada şeyi getirip ekliyor muyuz bir şey? Yok diyor. El beyadu ebyadu yani el beyadu sabitu. El vücudu sabitu manasındadır. Burada o mebde-i iştikakaya gerek yoktur. Burada da eğer biz diyoruz el vücudu mevcudun yani el vücudu sabitun manasındadır. Ve ucibe anhu bi ennel vücuda mevcudun lakin bi nefsi zatihi. Bir şeyi ekleyerek değil, kendi zatiyle mevcuttur. La bi vücudin ahir, başa bir vücutla değil. Fela yezhebul emru ila gayri nihaya. Öyleyse şey teselsül burada gerçekleşmiyor. Ve bu şekilde bu şeyi, bu işgale cevap vermiş oluyor. Yani bu zaten Bari Teala'nın vücuduna mı işaret ediyor Selam? Vücud bir mahva vücut fark etmiyor. Hı. El vücudun mevcudun dediğimiz zaman yani el vücudu sabitur. Hı. Ona vücut başka bir vücutla onun vücudunu ispatlamamıza gerek yok. Yok. Evet. Selam. Ve yazharu mimma tekaddem da'fu kavlin ahere fil mes'eleti mensubin ilel muhakkik-i devaniyye. Hop diyor ki bir muhakkik-i devani, bu muhakkik-i devani de 800 şeylerde, 800 yaklaşık 830'larda doğmuş yani 918'lerde vafat etmiş. Muhakkik-i devani de kendisi bir hem fakihtir hem şey mezhep olarak Şafii'dir, mütekellimdir, müfessirdir, filozoftur aynı zamanda. Bu Molla Sadra'nın döneminde yaşıyor değil mi? Efendim? Molla Sadra'nın dönemindeydi. Molla Sadra'nın döneminde değil çünkü Molla yok, Sadra yok yok ondan çok son öncedir. Yok çok da fazla da değil herhalde 200-250 sene öncedir. İşte bu kadar. Evet. Aynen öyledir. Molla Sadra 1050'de vefat etmiş. Hicretin 1050'de vefat etmiştir. Muhakkik Devani de 918'de vefat etmiş. Yani o vefat ettikten sonra gelmiş. Aynı dönemde yaşamamışlar. Tamam. Bu muhakkik devaniye nispetlendirilmiş elbette kendisi öyle denilmiş öyle demiş mi dememiş mi yahut da kendisinin kullanmış olduğu ibarelerden de böyle anlaşılmış olabilir. Diyor ki bu yaptığımız açıklamalar üzerinden bu açıklamaları dikkate alırsak muhakkik yani esaletül vücud hakkında getirdiğimiz delilleri dikkate alırsak muhakkik-i devaniye nispetlendirilmiş olan söz de görüş de çürütülmüş, zayıf olduğu anlaşılmış oluyor. O ne demiş? O demiş ki ve huve esaletul vücudi fil vacibi taala ve esaletul mahiyeti fil mümkünati.
mümkünatlarda asıl mahiyetlerindir. Zaten bu şey yapması, bu o zikrettiğimiz deliller zaten bunu çürütüyor. Mahiyetlerdeki asalet, şey mümkünlerde asalet mahiyetindir ama vacibul vücutta ise asalet vacibindir, vücudundur. Ve aleyhi fe itlaqul mevcudi alel vacib bi mana ennehu nefsul vücut ve alel mahiyeti bi mana enneha muntasibetun ilel vücut. Yani bunun görüşüne göre biz vücudu vacibül vücuda haml ettiğimiz zaman vücut anlamındadır. Yani ben mesela biz el vacibu mevcudun dediğimiz zaman buradaki vücut buradaki vücut mevcut vücut anlamındadır. Ama mahiyetler biz mahiyetler mesela el insanu mevcudun dediğimiz zaman mevcudu ya vücudu mahiyetlere haml ettiğimiz zaman yani muntasibetun ilel vücudi. Vücut değildir. Belki vücuda nispetlendirilmiştir. Vücuda nispetlendirilmiştir. Nedir? O nispet bir değişiklik yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Eğer değişiklik yapmamışsa yine sen vücuttur diyorsan o zaman bir şey değişmemiştir. Yani böyle bir daha önce bunun üzerinde durmuştuk. Ya o nispetlendirildikten sonra kendisinde bir değişiklik meydana gelmiş mi gelmemiş mi? Eğer gelmemiş olduğu halde eser sahibidir diyorsan bu inkılaptır. Yok eğer değişiklik gerçekleştirmişse o değişikliği gerçekleştiren asıldır. O da vücuttur. Dolayısıyla bu görüş de çürütülmüş oluyor. Diyor ki ve alel mahiyati bi mana ennaha muntasibetun ilel vücudi. Kellabini ve tamiri bi mana el muntasibu ile lebeni ve tamiri. Mesela biz bir insana fırıncı mesela diyoruz ya. Yani ekmek yaptığı için fırına nispetlendirildiği nispetini söylüyoruz. Mesela süt satan birisine laben diyoruz. Hurma satan birisine ne diyoruz? Ne diyoruz? Tamir diyoruz. O temirle bir yani temrin kendisinde herhangi bir kokusu var mı yok mudur sadece nispetlendiriliyor. O temirdir denilmiyor değil mi? O eğer biz bu şekilde bir nispet alırsak nasıl ki tamir temirden herhangi bir pay almamış ise o zaman mahiyet de vücuttan bir pay almamıştır. Pay almadığı halde varlık aleminde nasıl eser sahibi olabilir? Dolayısıyla bu görüş zaten kendiliğinden yani zayıf olduğu söylemiş olduğumuz o delillerden anlaşılıyor. Hâdâ hoddâ. Bunu böyle kabul ediniz, bunu böyle alınız diyor. Ve emma alel mezhebil muhtar fel vücudu mevcudun bi zâtihi vel mahiyetu mevcudetun bil arâz. Araz. Diyor ki asan muhtar olan bizim kabul ettiğimiz görüşe göre vücut mevcudun bi zatihi yani vücut asıldır kendi zatıyla vardır ve mahiyet mevcudetun bil arazi bit tebai ya mecazen la hakikaten mahiyet dışarıda mecazen ya vardır ya mecazen diyebiliriz ya arazidir diyoruz ya bit tebe diyoruz yahut da söylediğim o mana ki işaret ettim. Yani aslında mahiyetler dışarıdaki varlıkların bir boyutunu varlıkları ifade etmiyor. Varlıkların bir boyutunu o boyutu nedir? Varlık aleminde üstlenmiş olduğu rolü açıklayan kavramlardır. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine Cezakumullahu khayran. O da khayran tahirin. Cezakumullahu vallahi. khayran kesira. Ve iyyakum.